Of, of. Şunları bir sağ salim karargâhta görsem. Ay, kopuz sen delisin, adamların senden deli ya. Elbar, size son kez söylüyorum. O çuvalları adamların başından çıkartın ve adamları bize teslim edin. Ben de sana net bir şekilde hayır diyorum yüzbaşı. Bu katilleri Türkiye Cumhuriyeti'ne bu şekilde götüreceğiz. Ve onları kendi ülkemizde yargılayıp işledikleri cinayetlerin hesabını soracağız. Bu olmayacak. Eğer Türk askerleriyle bu katiller yüzünden savaşmak istiyorsan sen bilirsin yüzbaşı. Ama sonuçlarına da katlanırsın. Captain Cruz, you cannot let them take us. Shut the up. E şunu da unutma yüzbaşı. Burada ya da herhangi bir yerde kim bir Türk'ün kılına bile zarar verse bizden alacağı cevap aynısı olacaktır. Biz buna yemin ettik. Ve yeminimizden dönmeye de hiç niyetimiz yok. Yeterince açık mı yüzbaşı? Gidiyoruz. Albay! We will let them go, Captain. You are right, soldier. I cannot face Turks because of this idiot Richard. Let's go. Komutanım. Evet. Helikopter bizi temin etmek üzere. Sonunda. Kesin Kopuz Baba'yla kılıçtı mı geldi? Kesin. Kardeş. Kardeş be. Allah rızası için şunu çay ocağına götürür müsün? Ha canım benim. Allah razı olsun. Mersi canım. Oh be. Vallahi de geldiler. Billahi de geldiler. Oh be. Kafaya da çuvalı geçirmişler ha. Vallahi sağlam adam almışlar Kur'an hakkı için. Kılıçdimi, yuvana hoş geldin. Sağ ol. Rahat da dinle. Evlatlarım, çok yorucu ve zor bir görevi başarıyla tamamladınız. Ve iyi bir tatil hak ettiniz. 15 gün izinlisiniz. Bu süre içinde hiçbirinizi karargâhta görmek istemiyorum.
değil karargâhta, 100 metre yakınında bile olmayacaksınız. Bıktım ya sizin deliliklerinizden. Gidin de biraz kafamı dinleyeyim. Emredersiniz komutanım. Topuz bu senin için de geçerli. Ben mi? Ne yani, senin tatile ihtiyacın yok mu? Ben devam edebilirim komutanım. Ya Kopuz, araziye çıktın. Sana orada gençlik aşısı falan mı yaptılar? Ya aksiyonlar, adam dövmeler. Kopuz baba adam mı dövmüş? Vay arkadaş ya. Sen de izinlisin. Emredersiniz komutanım. Eğer öyleyse zaten araziye ben çıkacağım. İyi tatiller. Sağ ol. Şu belidir beni getir diye eve bak. Yok. Olmuyor böyle bir şey. İnsan utanır ya. Pastor da getirmemiş. Lanet olsun! Ne oldu Markus? Bir şey oldu yok. Bana bir telefon getirsene. Tamam. Benim asıl hedefim belli. Bu alttaki adamlarla boşuna uğraşıyorum. Telefon istemişsin Markus. Evet. Sakıncası mı var? Yok. Alo. Ben Markus. Bana yeni adamlar lazım. Türkiye'de aranmayan, suç kaydı olmayan profesyonellere ihtiyacım var. 20-30 tane. O kadarı da işimi görür. Tamam. Paralarını peşin vereceğim. Peşin para mı? Hepsinin en iyisini gönder. Ve acele et. Tamam. Hadi haber bekliyorum. Bu adamlar ne için Markus? Buradan da bulurdum ben sana. Madem peşin para. Düşündüğüm şeyi senin adamlarınla gerçekleştiremem. Bana profesyonel katil lazım. Senin adamların... Ne söyleyeyim ya, işte çapulcu gibi bir şey. Eyvah! Öyle olduk demek ha? Ya tamam, sana ben söylemiyorum bunu. Ama kabul et, adamların pek yetenekli değiller. Burada iş görüyorlar Markus. Görmüyorlar mı? Bana burada değil, Türkiye'de lazım. Markus, sen ne yapacaksın bu adamlarla? Senin planın ne? Göreceksin. Yakında herkes görecek. Gel. Gel Kopuz. Komutanım. Sen gitmedin mi? Birkaç evrak işi vardı komutanım. Onları hallettim. Bir de... Evet. Bu Markus meselesiyle ilgili yeni bir plan üzerinde çalışıyorum. Netleşince arz edeceğim komutanım. Pekala. Şimdi buradan çıkıyorsun. Derhal eve gidiyorsun. Ve dinleniyorsun. Ya seni tatile göndermek ne kadar zor kardeşim. Benim telefonum 7/24 açık. Herhangi bir şey olursa oradan konuşuruz. Emredersiniz komutan. İyi tatiller. Sağ olun komutan. Komutanım. Ne var Doğan? Komutanım müsaade var mı ya? Gel gel. Ya komutanım çok özledim. Vallahi billahi çok özledim. Öldüm öldüm dirildim komutanım. Bir daha bu kadar uzun gitmeyin komutanım. Lütfen. Gidiyorsan da beni yanında götür komutanım. Hayır, sonuçta siz beni yetenekli bir asker olarak görmeseniz... devletle sözleşme yapmam konusunda bu kadar ısrarcı davranmazdınız komutanım yani. Israrcı? Evet komutanım. Yani sonuçta benim askeri yeteneklerim sadece sizin değil... karargâhtaki bütün herkesin dilinde biliyorum komutanım yani. Asıl önemli nokta şu ama. Benim stratejik zekamı kabul etmiş olmaz komutanım. Öyle mi yapmışım? Yaptın. Uzun lafın kısası komutanım yani... Ha, bu lafın bir de kısası var Doğan. Var. Uzun lafın kısası komutanım. Ben seni çok özledim komutanım ya. Vallahi billahi. Ulan da. Ha bu arada ben 15 gün buralarda olmayacağım. Sen de bu süre zarfında izinlisin. Hadi bakalım.
İzin? Ne izin? Ben izin... Ben ne yapacağım o meşin ya? İzin neymiş? Neredesin? Ne yaptın? Sarı hareket etti. Tamam Demir.
Çok dikkatli ol. Senden haber bekliyorum. Emredersiniz komutanım, merak etmeyin. Kopuz. Müsait misiniz komutanım? Tabii tabii müsaitim, gel. Çalışma odasına geçelim. Otursana Kopuz. Ne yaptınız? Harekete geçtik komutanım. Her şey planladığımız gibi ilerliyor. Sarı hastaneden kaçtık yani. Daha doğrusu kendisi öyle düşünüyor. Teğmen Ülgen de peşinde. Yani şimdi diyorsun ki bu kadın mutlaka Markus'tan intikam almak isteyecektir ve onu bulacaktır. Evet komutanım. Bu ihtimalin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Pekala. Ben yarın birkaç günlüğüne şehir dışına çıkacağım. Sen nasıl olsa karargâhtasın diye kendime bir tatil verdim. Yarın da Ayşe'nin doğum günü. Onunla biraz vakit geçireyim diyorum. Tamam komutanım. Gelişmelerden sizi haberdar ederim. Bu Markus meselesi çok uzadı. Bu herifin bu alçağın ipini bir an önce çekmemiz lazım. Çok acele ediyorsun. Bu kemiklerin kaynadığından emin değilim. Ben eminim. Hadi çıkar şunu. Kolunu oynatabiliyor musun? Oynatabiliyorum bak. Ayağımdakini de çıkar. Neye bu kadar acele ediyorsun ki Markus? Bitirmem gereken işler var diyelim Velid. Ya da şöyle söyleyeyim. Fazla yaşadığını düşündüğüm insanlar var. Bu artık son bulacak. Ayva. Hazırlıklar neredeyse bitti Markus. Kaldırın beni aya. Dur dur yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi oldu. Seyfi, ne yaptın? Hah, değmenim. Bana verdiğin güzergaha göre vallahi sınırı hangi noktadan geçeceğinizi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Yani ben de kendime bir yol izledim, ilerliyorum. Siz ne yaptınız, sınırı geçtiniz mi? Hayır, geçmedim ama az kaldı. Ben sınırı geçince sana haber vereceğim. O zaman lokasyonu daha net bildiririm sana. Tamam değmenim, haberleşiriz. Anlaştık. Nereye gitti bu?
Allah'ın cezası. İşte oradasın. Lan sen kendini akıllı mı sandın sarı? Görürsün şimdi gönlünü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.